Elimizde kaynaklar var. Yani bir kişi doğduğu anda enteresan karmik bağlarla doğmuş oluyor. Yani geçmiş hayat, yani kalü bela, eles bezmi, geçmiş hayat, reenkarnasyon, adını sen koy. Ne, ne diyorsan yani o senin inanç stili. Yani reenkarnasyona inanıyorum. Okey. inanmıyorum. Okey, o zaman belaya inanacaksın. Yani öyle ya da böyle bir şeye inanacaksın. Hiçbir şeye inanmıyor. Gnostikim, o da bir. O da bir şey. O zaman da reenkarnasyona inanıyorsun. Reenkarnasyon yakın taraftasın. Bu senin inancın artık yani neyse çünkü toplumda bir sürü inanç skalası var. Şimdi biz bunu herkese göre farklı tabii ben bunu size 50 farklı kategoride anlatabilirim. Yani bu kalü bela, eles bezmi, reenkarnasyon veya diğer çeşitlemeleriyle. Ama bizim elimizde şöyle bir veri var arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası özetle bir kişinin doğduğu anda Güney yardım eksenliğinde yani eksenin aldığı açılar bu hayatına travma getiriyor. Kavuşumlar travma getiriyor. Ayın aldığı açılar travma getiriyor. ASC'de olan planetler travma getiriyor. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horror astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 5530 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar en son bıraktığımız yer Drakonik Haritalar. Oradan devam ediyoruz. Bir harita bakacağız. Ee, bana tabii Drakonik haritaları incelediğimiz için bana böyle hani sınıf listesinden seçmeyeceğim. Çünkü neden? Hani böyle özel bir şeyler lazım böyle bana. Problem yaşamış. Yani bir hikaye lazım. Drakonik olarak bir inceleyelim. Karmik olarak neden böyle bir şeye eğilim gösteriyor? Güney Aydın'ı görüyorsunuz. Yani Güney Aydın'ın aldığı tüm açılar geçmiş hayatlarla ilgili bu dünyaya getirdiği izler, travmalar vesaire gibi bir durum söz konusu arkadaşlar. Astrolojik olarak yani elimizde böyle bir veri var. Tabii ki bize öğretilen öğretiler diyor ki her çocuk doğuştan olarak hürdür, işte şeydir. Deniyor ama evet katılıyorum yani suçlu değildir, herkes temiz paktır değil mi İslam inancına göre? Ama elimizdeki kanıtlar, yani bu ne kadar İslam inancı olarak bize hani ne kadar doğru bir kaynaktan aktarıldı veya aktarılıyor ya da bu konuyla ilgili ayet var mı şey hani bunları tartış bu ayrı bir konu yani dini bir konu ayrı bir konu ben bunun uzmanı değilim ama ben şu konuda elimizde kaynaklar var yani bir kişi doğduğu anda enteresan karmik bağlarla doğmuş oluyor. Yani geçmiş hayat yani kalü bela, eles bezmi, geçmiş hayat, reenkarnasyon, adını sen koy. Ne, ne diyorsan yani o senin inanç sistemin. Yani reenkarnasyona inanıyorum. Okey. İnanmıyorum. Okey o zaman kalü bela'ya inanacaksın. Yani öyle ya da böyle bir şeye inanacaksın. Hiçbir şeye inanmıyorum. Gnostikim. O da bir o da bir şey. E, o da bir e, şey ama o, o zaman da reenkarnasyona inanıyorsun. Reenkarnasyon yakın taraftasın. Ee, yani bu senin inancın artık yani neyse. Çünkü toplumda bir sürü inanç skalası var şimdi biz bunu herkese göre farklı tabi ben bunu size 50 farklı kategoride anlatabilirim yani bu kalü LS eles bezmi reenkarnasyon veya diğer çeşitlemeleriyle ama bizim elimizde şöyle bir veri var arkadaşlar yani uzun lafın kısası özetle bir kişinin doğduğu anda güney aydınlığı eksenliğinde yani eksenin aldığı açılar bu hayatına travma getiriyor kavuşumlar travma getiriyor ayın aldığı açılar travma getiriyor asc'de olan planetler travma getiriyor yani geçmiş hayatlarla ilgili takıntı, problemler getirebiliyor. Veya başarılar. Yani mesela niye bir çocuk yani ne yani nasıl olur yani bana biri açıklasın şunu. Yani bana istediğiniz din faktörüyle, ayetle veya başka bir şeyle veya bilimle istediğiniz kavramı kullanarak bunu bana biri açıklasın. Yani demek istediğim şey şu. Doğduğu anda bir çocuk neden hani bir diğerinden zeki olabiliyor veya diğerinden daha fazla yani e travma içeriyor veya çok zeki oluyor. Yani Mesela bir çocuk doğduğu anda neden yani doğuştan bir zeki, zeka var? Veya doğuştan bir travma var? Doğuştan bir şey neden var? Yani do... bir kere şunu kabul edeceksiniz. Hocam ben katılmıyorum. Tamam bana ispatla o zaman. Bunun aksini ispatla. Yani bana bunun aksini ayetle, hadisle, bilimle bilmem ne ama beni ikna et. De ki böyle bir şey yok de. Ya tıp bile bunu kabul ediyor yani. Hani tıp bile bak tıp bile kabul ediyor tıp. Tamam mı? Yani doğuştan bir hastalıkla veya bir travmayla veya hormon denge bak her şeyi geçtim. Hormon dengeleriyle bile farklıyız. Hani doğuştan farklıyız. Bu da şimdi ilahi adalet ve eşitsizlik mekanizma, yani eşitlik mekanizmasını siler. Kökünden siler. O zaman bu konuyu tartışmamız gerekiyor. Şimdi burada tabii ki ben Allah'ın ilahi adalet mekanizmasına masa yatıracak cüretli biri değilim. Yani tövbe aşağı yani ben Allah'a inanan biriyim. Ama bize toplumda anlatılan evrenle, dinle, ne bileyim Allah'la, realitedeki gördüğümüz konu arasında çok büyük bir çelişki var. Ve dolayısıyla burada da hormonlar dengeleniyor. Yani hormon da enteresan. Bak şu hormon eşittir karma arkadaşlar. Öyle diyebilirim yani size. Hormon eşittir karma diyebilirim size arkadaşlar. Direkt yani. Çünkü bu hormon senin doğuştan Kimya. Yani doğuştaki kimyanı veriyor. Bunun da gezegenlerle alakası var. Enteresan. Bakın ay diyorum. Ay eşittir. gökyüzünü biliyorsunuz ayda gergit oluyor. E, dünyadaki su dengeleri. Değil mi? Hatta insanın ay dengesiyle vücudundaki kan oranı, kan basıncı değişiyor. Bak. Değişiyor. Bunu bilim söylüyor ya. Ben demiyorum. Bak ben demiyorum. Tamam mı? Ay hareketliğiyle, manyetizmasıyla bize çok yakın olduğu için insanlar üzerinde hormon dengelerini, kan basıncını etkilediği ispatlanmış durumda. Deneysel olarak ispatlanmış. Ee, insanların i̇nsanların aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? astroloji bak bilimin temeli temeli bak. Hipokrat tamam hani bir doktor ve bir astrologtu yani. Siz bakmayın biz antibiyotiği bulduk sapıttık tamam mı kafayı yedik yani oradan sonra egot başladı. O yüzden atalarımızı pek hani ata geçmişten gelen bilgileri silip attık. Antibiyotiğin gücüne güvendik ama antibiyotik sonradan zararlı dedik. Ulan bulduğumuz şey zararlı bir şey yani. Tamam mı? Hani bu kadar egoya da gerek yok. Atalarımızın bilgilerini atmamalıyız. Yani demek istediğim geçmişi biraz incelemeliyiz. Geçmişimizi unuttuk. Yani Hipokrat'ın bir astrolog olduğunu unuttuk. Bilimin temelidir astroloji. İnsanın doğuşunda bulunan gezegen fonksiyonları onun karakteriyle eşleş eşleşmiştir ve onun hormon dengeleriyle eşleşmiştir doğuştan bir kişinin hormon işte hormon da ay ile ilgili arkadaşlar enteresan yani işte ay da eşittir karma demek zaten enteresan yani ben doğduğum anda düşünce zeka karakter konularımı doğduğum anda alıyorum yani o zaman burası da kimse herkes doğduğu zamanı seçemiyorsa yani doğduğu zamanı seçemiyorsak eğer buradaki ilahi adaleti bana anlatır mısınız? Diyeceksiniz hocam direkt reddediyorum ilahi adalet diye bir şey yoktur. Tak çıktık. Öyle değil işte arkadaşlar. İlahi adaleti reddedemezsiniz. Çünkü ilahi adalet mekanizmasının e, bu şekilde çalıştığını ben size anlatayım. Yani şöyle söyleyeyim. Demek ki başka bir hayat var. Orada yaptığın hani bize anlatılan dini mekvelerde diyor ya. En ufak bir şeyin cezasını almadan ölmeyeceksin. Birine bir şey dedin yaşamadan ölmeyeceksin. Hangi hayatta? Kaç kere yaşayacağım? Bir nefes. Yani e, kaç ölüm bir hayat ediyor onu bilmiyoruz yani. Hani kaç tane kaç kere ölünce ben bir hayat yaşamış oluyorum yani onu bilmiyoruz. Yani bir hayattan bahsediyoruz ama bu hayatın bölümlerini bilmiyoruz bilmediğimiz için de. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz an mekanizmasıyla zannediyoruz ki hayat sadece bu an zannediyoruz. Ama zannettiğimiz gibi değil sanki. Yani bizim şu anda yaşamadığım yani şu anla değerlendirip hayatı kavrayamıyoruz. Çok fazla kere ölmüş bile olabiliriz. Yani zaten ben doğduğumdan beri, geçen de size anlattım. Bakın hesap yaparsanız eğer, ben 41 yaşındayım. Karp mı 365. Ahu zaten ben size şu anda bu dersi anlatana kadar 14.965 kere hücrelerim ölmüş. Yani her gün öldüğünü bilim zaten söylüyor. Hücreler her gün ölür diyor. Yani benim zaten ben beden değiştirmişim arkadaş. Hayatım kökünde reenkarnasyon. Hani bunu bir kere reddedince yani bak adını reenkarnasyon demek zorundayım çünkü arkadaşım adını koyacağım adını bilemiyorum. Yani adını sen koy yani hani ne bunun adı? Yani reenkarnasyon Asya kültürüne karşıyım. Okey yani oradaki şeyin ama adı yok. Adını bana bir söylesin. Ben zaten 14.965 kere buraya gelene kadar Zaten bu hayatta sadece beden değiştirmişim. Yani sen şimdi reenkarnasyon işte bu yok deyince bir kere bir şeyi reddedince üstüne bir şey mantıklı bir açıklama getirmen gerekiyor. Getirmeyip reddediyoruz biz yani diyoruz ki bir reenkarnasyon yok. Evet tamam bana biri bunu açıklasın o zaman. Ben ulan doğduğum günden beri zaten bebişim, 10 yaşındayım, 15'im bir sürü fotoğraflarım var. E, onların hepsi benim yani oradaki beden de benim bedenim. Yani onların hepsini ben öldürmüşüm ben. Yani her gün ben zaten ölmüşüm dirilmişim yani hücrelerim tek tek yok olmuş bir beden yani sürekli beden eskitmişim reenkarnasyon kökünde zaten bedeni e, eskitmekle ilgili yani bedenin değişmesi değişimiyle ilgili beden değişiyor ruh haline devam ediyor şimdi o zaman şöyle bir matematik çıkıyor ortaya hani şöyle bir ilahi adalet acaba şöyle mi tecelli ediyor yani kaç kere kaç ölüm bir hayat eder bilmiyoruz yani ölüm bölü hayat eşittir soru işareti formül bu bana birisi bunu açıklasın. Yani kaç tane ölüm bir hayat ediyor? Yani onu bilmiyoruz. Dolayısıyla burada ben sadece bu hayat çünkü böyle bir durum olabilir. Yani boyut olabilir. Hayat dediğin şey kendi arasında 3.500 tane boyut boyuta boyut arasında olabilir. Onu bilmiyoruz. Yani 3.500 yani hayat bölü 3.500. Yani bir hayat kaç tane şey yapıyor? Boyut içeriyor. Onu bilmiyoruz. Belki bunların hepsini aynı anda yaşıyoruz. Zaman zaman ne bilmiyoruz. Yani zaman dediğin şey, zaman da sen şu ana göre değerlendiriyorsun. Geçti, değildi zaman. Yani şimdiki zaman falan öyle değil. Belki bütün her şey şu anda yaşanıyor da olabilir. Yani onu bilemiyoruz. Yani ben işte hocam daha önceki hayatımda, işte ben görüyorum şimdi bazen de diyor adam reenkarnasyona inanıyor. Diyor ki yani ben de daha önceki hayatımda şöyle olduğumu hissediyorum. Şimdi belki de o hayat, belki de şu anda. Yani anın içinde yani şu anda da yaşanıyor olabilir. Çünkü baktığımız zaman yani e, paralel evren kuramına da giriyor olay. Yani bunun tam olarak ne zaman olduğunu bilemiyoruz. Yani ne kadar zaman? Ben bu olayı ne zaman yaşadım? Zamanla ölçemiyoruz. Dolayısıyla e, sadece elimizde teknik bir gösterge var arkadaşlar. Teknik gösterge şu. Çocuğunun şu an yaşamış olduğu olay. Neden? Natal haritasına baktığımızda natal haritasına daha doğduğu gün. Daha doğduğu gün ya hani bırak şeyi drakonik haritaya daha gelmedim ha. Yani daha natal haritasında konu zaten güney adım ay kavuşum uranüs kavuşum ee, olduğunu görüyoruz. Enteresan ee, ondan sonra ee, güney düğümü ay uranüs kavuşumu bu deprem demek arkadaşlar. Kova burcunda olması sosyal kriz demek. Sosyal isyan. Dur güzeldir. Ama bu drakonik haritada Aslan Burcu'nda olan bir Pluto görüyoruz uç noktada. Bu ne demek? Çok büyük bir güç demek. Bir, iki değiştirmek, öldürmek, ölmek Pluto'yu ben size bir daha anlatmayayım yani. Pluto'yu te, temel seviyede ben size hazırlık paketinde anlattım. Şimdi hani Aslan Burcu'nda a, olması da bir tesadüf. Hadi bu tesadüf. E, geçen hafta Ebru'nun muydu? Birinin artasına bakmıştık. E o da bu tesadüf. E, bunların hepsi tesadüf olamaz yani. Şimdi burada bir güzel... Yani ölmekten burada hani şimdi yaşadığı olaya göre ben bunu burada anlatıyorum yani. Oğlu bu konuyu yaşadığı için senin çocuğun ölmek istemesinin sebebi kız arkadaşıyla ilgili mi? Ha, sevdiği için kendini öldürmekle ilgili ve e, yani karanlık ilişkiler böyle yani işte entrikalı ilişkiler, e, sevgilisiyle entrikalı mücadele etmek. Yine burada ay terazi de enteresan zaten ay terazi yani şimdi geçmiş drakonik haritadaki ayın burcu senin geçmiş hayatlardaki karmik konunu söylüyor. Konu ne? Konu ne? Terazi. Yani ne? ilişki, adalet değil mi? Ortak ilişkiler. Uranüs'le kavuşum, depresyon. Yani aniden bir şeyler var. Ani olur. Yani aynı ani ayrılıklar. Yani bu çocuk geçmiş hayatlarında ani bırakılma, terk edilme veya sevgilisiyle bu konuyla ilgili polimiklerle ilgili travmalar barındırıyor. Ayından dolayı. Şimdi bakıyoruz. Ay Venüs'le kontak, Uranüs'le kontak, sıra dışı ilişkilerden bahsediyor. Venüs'ün de ikizler burcunda sıfır derecede olduğunu görüyoruz. Şimdi burada bakalım balık burcunda bir şey var mı? Balık burcunda bir şey yok. Beşinci evinin balık burcu olduğunu ve Jüpiter'in de burada yay burcunda olduğunu görmekteyiz. Enteresan bir şekilde de zaten ay bütün hepsi burada Jüpiter'e doğru geliyor. Mars Jüpiter'e doğru geliyor. Jüpiter kare. Bu da sosyal konulardan geliyor. Şimdi Mars-Başak, drokonik haritalarda biraz takıntıyla da ilgili. Jüpiter'e geliyor. Beşinci ev. Yani sevgilimle ilgili. Yani drokonik haritalarda hani dispozitörlere de bakabilirsiniz ama yani daha çok dediğim gibi balık burcuyla ilgili şeyleri bağlarsanız birbirine hani karmanın nereden geldiğini, konular, hani başlangıcını bulun önce. Yani konunun ne olduğunu tespit edin. Bunların hepsi bir sembol ve bir tesadüf olabilir. Diyebilirsiniz. Yani bu sizin seçiminiz. Yani e, bu bir seç, bu sizin seçiminiz. Yani ama haritaların nasıl çalıştığını görün bakın. Görüyorsunuz orayı. Bir güzel protonik bir yeni ay. Bir güzel bu ay buradan kalkıyor, geliyor. Böyle bir konu meydana getiriyor. Şu Lilith ile Juno'nun kavuşumunun böyle bir şey oluşturması enteresan. Lilith zaten karanlık demek. Lilith karanlık faktör. Yani bakın herkesin haritasında bir Lilith var. Lilith sizin hayatınızdaki karanlık bir hastalığı, Lilith karanlık tarafı gösterir. Herkesin karanlık bir tarafı var. Çünkü Lilith diye bir astroid var Gökhan. Ve bu bir tarafımıza kaçtı yani. Bu bizim hepimizin bir tarafında. Ee, neresinde? İşte herkesin orasında. Yani Lilith eşittir. Böyle arkadaşlar nasıl bir şey biliyor musun? Böyle yanlış teşhis edilen şey. Görülemeyen bir hastalıktan bahsediyor. Ha bu hocam hepimizde mi var? Şöyle, Faktör olarak, olasılık olarak. Senin ömrün muhteviyatında ona yeter. Böyle bir olasılık oluşturacak bir şey yaparsan o orada çalışmaya başlıyor. Ha, bu tarz bir şey çıkarsa ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Not düşün. Bu tarz konular yaşayanlar. Süreyi uzatıyorum 30 dakika daha. Aynı harita çıkarsa bazılarının haritaları, drakonikleri aynı arkadaşlar. Normal haritayla aynı. Natal haritasıyla aynı oluyor. Bu tarz kişiler yani geçmiş hayatların bir devamı gibi düşünün. Bir de bunlar çok özel kişilerdir. Bir şeyi yani yani sanki yığıda kalan bir olayın devam ediyor gibi olması düşünülür. Bir de Drokolik ile Natal aynıysa eğer bu kişiler çok önemli bir şey öğrenmek üzere gelmişlerdir. Yani çok önemli bir şeyi öğrenmek üzere gelmişlerdir. Ve hayatlarında çok enteresan konular barındırırlar arkadaşlar. ve yani sanki geçmiş hayatı bu hayatıyla aynıymış gibi bir ve bu kişiler geçmiş hayatlarına bağlantıyı çok çabuk kurabilirler. Hatırlayabilirler bazı konuları. Ee, çünkü zaten bu hayatı diğer hayatının benzeri gibi bir durum var. Yani aynısı gibi bir şey. Yani sanki e, şeyde zaten Kuzey Aydınlığı, Güney Aydınlığı'yla beraber hani Kuzey Aydınlığı göstergesi bu hayatı yaşaman için bu geçmişe git falan diyor. Yani geçmiştekinin tekrarını devam ediyorsun gibi bir durum var. Şimdi e, enteresan bir durum var. Burada bakıyoruz. Drakonik haritaya baktığımızda yine ASC terazi e, arkadaşlar. Venüs'ün yay burcunda olduğunu görüyoruz. ASC burcunun şimdi. neye bakıyorduk biz arkadaşlar? Güney aydınlığı. Kuzey aydınlığı. Ay'a. Bunlara Drakonik haritada önemsiyoruz. Şimdi birinci evde çok fazla planet var Drakonik haritada. Şey, 12. evde planet var. Birinci evde Mars ıı, güney aydınlığı Planet yok. Evet. Birinci evde yok. Denge olarak yok. Tabii doğum saati ne kadar net bilmiyorum. Burada Mars var ama 12. evde çalışıyor bu. Başak Burcu'nda olduğu için hani henüz daha teraziye geçmemiş. Ama bir ilişkiyle ilgili bir gündem veriyor. Ee, bakın bu hayatına, normal hayatına vermiş. Drakonik haritasında yok. Sanki işte orada başlayan bir şeyin devam etmesi gibi, yani geçmişte başlamış, şimdi devam ediyor gibi bir durum var. Haritamda e, ilişkilerle ilgili oldukça kalabalık bir gezegen birikimin var e, bu hayatında. Geçmiş hayatında bunun izleri tabii, güney aydınlığında senin e, şey, Venüs tekaresi, yay burcunda. E, o uluslararası evlenen kişiyle karmik bir problem gözüküyor. Yine burada bu hayatında da e, çok fazla bir eş modeli var. Bakın Uranüs, Mars, Jüpiter görüyor musunuz? Ee, yani burada bir nevi üç tane faktör var. Yani 3 tane eş modeli olabilir. Bu, bu her zaman böyle değildir ama terazi stalyumu olanların çok fazla ilişkilerle ilgili yani evlilikle ilgili birden fazla eş vaat edebilir. Halihazırda neresinde olursa olsun. Terazi koç karşıtlıkları ilişkiyle ilgili problemler verdiği gibi artanın neresinde olursa olsun terazi burcu stelyumları çok fazla ilişki canlısı insanlar yani evlilik yanlısı ya da evlenelim hani e, gibi e, gündemler çok fazla yaşayabilirler. Hıca. Ya tamam hayat şartları seni oraya diyor ama terazi terim olması birden fazla eş modelini ortaya koyuyor. Tabii, tabii. E, ondan sonra e, aniden başlayan ilişkiler, ilişkide aynı zamanda şiddet görmen, yaralanman, e, ondan sonra Plüto Chiron karşıtlığı, Jüpiter karşıtlığı, yine Satürn'ün Mars karşıtlığı yani burada çok ciddi bir çapraza alıyor burada. Hani ilişkiler konusunda şey konusunda hani bunları da yaşatıyor sana. Haritanın neresinde olursa olsun arkadaşlar terazi koç karşıtlıkları kesinlikle ilişki hani hatta gökyüzünde bile böyle. Hani natal haritayı bir kenara koyun. Hani natal harita dışında normalde gökyüzünde terazi koç karşıtlığı görürseniz kesin bir yerde bir kavga çıkar yani onu söyleyeyim. Hani kavga demek o. Yani o anlık o an o gün herkes sırnaşır birbirine tamam mı? destedim bak deneyin göreceksin yani yakalarsanız deneyin yani takip edin milleti güneya ya yani senin bu hayatında evlilikle ilgili bir gündemin var ama bu sana diyor ki bu hayat sana evlen diyor ama başının çaresine bak diyor yani koç burada ya koç nasıl evlenecekmişin koç metodunda evleneceksin yani bireysel yani diyor ki evlen ama ve geçmiş hayatlarından bir eşinle evleneceksin diyor ama diyor kendi başının çaresine ve sorumluluğuna ve kariyerine bak diyor. Yani çünkü Satürn Kuzey Ermenin bulunduğu burçta kendi başının çaresine bakmakla ilgili. Yani biraz bireysel bir evlilikle ilgili. Ne yapman gerekiyor? Bu hayatta tek başına ayakta kalmayı öğrenmen gerekiyor. Terazi olduğu için pek evliliklerden e, sana hani böyle çok muhteşem şeyler gelmeyebilir. Evet yani burada zaten evlilik diyor tekrar seni geri getiriyor. Yani Koç Burcu tekrar geri getiriyor. Yani diyor bu hayatta evlen ama diyor kendi başına dur yani. Kendi başına evet. evlen. Kendi başına ayakta dur diyor. Yani eşinden medet ummamanı, e, tek başına ayakta durman gerektiğini. Nasıl ha abi? Yani e, tek başına ayakta durman gerektiğini söylüyor. Ondan sonra dengelemen gerektiğini söylüyor. E, tabii Kuzey Aydın'ı drakonik haritada, geçmiş hayatta Başak'ta, bu hayatta Terazi'de. Bu hayatına baktığımız zaman hani Kuzey Aydın'ı Terazi'de yani bu bir güzel evlen, tek başına evlen e, gibi bir durum. Erkek kardeşin var mı senin erkek kardeşin? 6 kız kardeş Mars terazi sevgili olarak çalışıyor o zaman burada erkek çocuk var mı sende gelelim şimdi ona evet şimdi gelelim ona şimdi o evet şimdi kadının haritasında Mars nasıl çalışır kadın haritasında erkek çocuk sevgili çocuğunla da ilgili bir karman var şimdi bu Mars'la ilgili bir karman var senin bu Mars'la ilgili bir karman var çocukla da ilgili var o zaman çocuk biraz agresif tavırlar sana sergiliyor mu sana saldırıyor mu ya da böyle Satürn Mars aslında Şöyle diyebilir miyiz? İlk eşindeki agresifliği bu çocuğunda görüyorum diyebilir miyiz? Evet. evet. Bu da tabii burada sana diyor, bak bu çocukla da yüzleşeceksin. Bu çocuk da senin. Bak o sevgilin çocuk. Bunlar sana yani karmik olarak gelmişler bir. Bunlarla mücadele edeceksin yani bir. İkincisi şimdi Mars terazide biraz dengesiz hareketler yapabilir. Bu çocuk evet sana şiddet gösterebilir, kavga edebilir, sana laf söyleyebilir. Tabii bu konuyla ilgili gündemler verir ama burada senin Yine burada mesela sana diyor, tabii çocuğun yani geçmiş hayatlarla bağlantın var çocukla ilgili. Ya tabii ki bunun metodolojisini hani tam olarak bilemeyiz. Hani nasıl çalışıyor bu? Yani mesela bazı astrologlar bunu şöyle yorumlayabilirler. Geçmiş hayatında olan bir sevgilini işte. Yani bu hayatın içinde pek bu konuyu tam net bilimimiz mümkün değil. Yani şöyle bilim, Yani geçmiş hayatlarındaki yani şöyleyim. Şu an sen çocuğun ya senin erkek çocuğun ya geçmiş hayatlarında onunla yani senin ruh ailenden hani geçmiş hayatlarında nasıl bir senaryo öyle senin hayatına girdi de bu hayatla tekrar çocuğun olarak girdi. Yani burada mesela bir sürü kombin, kombinasyon var. Şimdi bakıyoruz o Mars orada mesela Drakonik haritanı nereye yönetiyor? Ee, bakalım. Drakonik haritada Mars Drakonik haritada dördüncü evi yönetiyor. Bir. E, ikinci yedinci evi yönetiyor bak görüyorsun. Ee, çocuklar evine bakıyorum şimdi. Çocuklar evi Satürn. Satürn burada. He, Şimdi bak şimdi bu çocukla yani senin geçmiş hayatında şöyle bir senaryo olabilir. Senin çok ciddi bir ilişki problemin var ya da ilişkiyle ilgili bir şeyleri öğrenmen gerekiyor. Tek başına kalmayı, ayakta durmayı öğrenmen gerekiyor. Ve bu hayatta bu konuyla ilgili öğretmenlerin bir eşin, ikinci eşin, üçüncü eşin ve çocuğun. Çocuğunun da geçmiş hayatlarına ilgili seninle eş model konusunda yani eş olmuş olabilir. Yani Biraz bu konu karışıktır. Yani senin kafanı karıştırmak istemiyorum. Bir saplantı olarak kafanda şey oluşturmak istemiyorum. Ee, ama geçmiş hayatlarında e, o ruhla sen tanışıyorsun aslında şu an doğmuş olduğun çocukla. Ama bu farklı bir şekilde olmuş olabilir. Yani o zaman çocuğun değil, başka bir şey ya da e, gibi. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim Sana gene geldi. Sana bir şey öğretmeye çalışıyor. Görüşmek üzere. Siz seviyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Uh, diyorum